Herkese merhabalar. Bu videomuzda Stockholm sendromu nedir konusunu ele alacağız. 1973 yılında İsveç'te Jan Erik Olsson isimli bir adam Credit Banken adlı bankaya silahlar ve patlayıcılarla girdi. Havaya ateş açtı. "Herkes yere yatsın, parti başlıyor," diye bağırdı. Bu sırada müşteriler ve birçok banka görevlisi dışarı kaçtı. Soyguncu 4 banka görevlisini rehin aldı. Banka polisler tarafından kuşatıldı. Arabulucu soyguncu ile iletişime geçtiğinde soyguncunun talepleri yüklü miktarda para, biraz mühimmat, cezaevinden bir arkadaşının kendi yanına getirilmesi ve bankanın önünde hazır bir araba bulundurulmasıydı. Soyguncunun dediğine göre talepleri yerine getirilirse bu arabaya arkadaşı ile birlikte binip gidecekti. Polis hükümlü olan arkadaşını dışarı çıkararak bankaya getirdi. Bankanın önüne onlar için bir araba bırakıldı. Parayı da kendilerine teslim etti. Ancak soyguncu paraları ve arkadaşını alıp kaçmıyordu. Çünkü polis kuşatmayı kaldırmıyordu. Polis tavanda bir delik açtı. İki soyguncu polisin içeriye uyuşturucu gaz vereceğini düşünerek rehinelerden birisinin boynuna ip bağlayıp tavana astı. Ancak rehinenin ayakları yere değdiği için bir türlü ölmüyordu. Soyguncular zekice bir açıklama geliştirdiler. Polise eğer içeriye uyuşturucu gaz verirlerse bu rehinenin uyuyakalacağını ve artık ayakları yere değmeyeceği için boğularak öleceğini söylediler. Bu kuşatma birkaç saat değil tam 6 gün sürdü. 6. gün polis içeriye girdi ve soyguncular silahlarını atarak teslim oldular. Bu sırada şaşırtıcı bir şekilde rehineler kendilerini soyguncuların önüne atarak siper ettiler ve polisin soyguncuları vurmasını önlemeye çalıştılar. Aynı anda "Sakın onlara ateş etmeyin," diye bağırdılar. Soyguncular tutuklandıktan sonra garip bilgiler gelmeye devam etti. Rehinelerden biri olan Elizabeth Smart'ın kuşatma boyunca bir noktada kaçma şansı olduğu halde kendi tercihiyle kaçmadığı öğrenildi. Daha da ilginç olan bu olayların yaşanıp bitmesinden sonra bile rehinelerin soyguncuları hep desteklemiş olmalarıdır. Rehineler mahkemede soygunculara karşı ifade vermekten kaçındılar. Hatta aralarında para toplayıp onların mahkeme masraflarını karşılamalarına yardımcı oldular. Sık sık onları hapishanede ziyaret ettiler. Soygundan yıllar sonra History Channel üzerinde yayınlanan bir belgesele konuşan bir rehine şöyle diyordu. "Soyguncu beni öldürmeyeceğini, sadece bacağımdan vuracağını söyledi. Ne kadar nazik ve düşünceli bir insan olduğunu düşünün." Patty Hearst. Bu olaydan bir sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde zengin bir ailenin kızı olan Patty Hearst kendilerine Simbiyonez Özgürlük Ordusu diyen bir grup tarafından kaçırıldı. Grup üyeleri kadını ışık geçirmez ufak bir dolapta kilitli tuttular. Sürekli ölümle tehdit ettiler ve ona defalarca tecavüz ettiler. Sadece birkaç gün ödül adı altında dolabın kapısını biraz açık bırakılarak kadının hava almasına izin verildi. Patty Hearst bu şekilde o dolapta 2 ay boyunca yaşadı. Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra Patty Hearst, San Francisco'da elinde tüfekle bir bankayı soymaya çalışırken yakalandı. Eski rehine Tanya takma adını almış ve kendisini kaçıran örgütün silahlı bir militanı olmuştu. Tutuklandığında bu ilginç dönüşümü şöyle ifade etmişti. "Ben bir şehir gerillasıyım. Herkes bilsin ki yüzüm gülüyor. Kendimi bu şekilde özgür ve güçlü hissediyorum. Dışarıdaki tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum." J.C. Lee Dugard. 1991'de birkaç görgü tanığı küçük bir kızın bir çift tarafından kaçırıldığını gördüklerini söyleyerek polise başvurdu. Gerçekten de 11 yaşındaki Jaycee LeGuard kaybolmuştu. 2009 yılında 29 yaşındayken kendi başına Kaliforniya polis merkezine gidip kendini tanıtana kadar polis Jaycee'yi bulamamıştı ve kendisinden hiç haber alınamamıştı. Anlattığı kadarıyla bir karı koca tarafından kaçırılmış, 18 yıl boyunca esir tutulmuştu. Cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Bu sürede 2 çocuk doğurmuştu. İlk baştaki tutsaklık döneminden sonra Jaycee defalarca kaçma fırsatı bulmasına rağmen bilerek kaçmamıştı. Hatta rehineliği boyunca uzunca bir süre internet bağlantısı olan bir bilgisayara ve telefona erişim vardı. Jaycee bu çifte bağlılık hissettiğini ifade ediyordu. Natasha Kampusch. 2006 yılında 18 yaşındaki Viyanalı Natasha Kampusch
Wolfgang Priplopil tarafından kaçırılarak bir hücrede esir tutuldu. Başlarda sadece penceresiz bir hücrede tutuluyordu. Ancak zamanla adam evin içine girmesine izin verdi. Evde temizlik ve yemekle uğraşmaya başladı. Birkaç yıl sonra da bahçeye çıkmaya başladı. Bir süre sonra adam onu arkadaşlarıyla tanıştırmaya başlamıştı bile. 8 yıl boyunca Natasha aç bırakılmış, ciddi düzeyde fiziksel şiddete uğramış, tehdit edilmiş ve tecavüze uğramıştı. Buna rağmen kaçmamıştı. 8 yıl sonra Natasha bir gün kaçtı. Kendisini kaçıran adam bunu öğrenince bir trenin önüne atlayarak intihar etti. Haberi alan Natasha yıkıldı. Etrafındakiler onu teselli etmekte zorlandılar. Esir edildiği süre içinde Natasha'yı görmüş olan adamın arkadaşları, kadının çok mutlu ve neşeli bir karakteri olduğunu ifade ediyorlardı. Daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda Natasha şöyle diyor: "Evet, çok farklı bir hayat yaşadım ama bir açıdan da bana faydaları oldu. Örneğin sigara ya da alkole hiç bulaşmamış oldum. Hiç kötü arkadaşlarım olmadı." Olaylardan sonra Natasha 8 yıl esiri tutulduğu eve kendi isteğiyle yerleşti ve yanında her zaman Wolfgang'ın bir fotoğrafını taşıdı. Stockholm sendromu nedir? Yukarıda bahsettiğim olaylar bu tür tuhaf durumlarda sadece birkaç örnektir. Medyada ve literatürde buna benzer çok sayıda benzer birçok olay bulunmaktadır. Rehinelerin bu paradoks gibi görünen bağlılığı daha sonra kamuoyunda ve akademik camiada Ünlü Banka soygunu olayının geçtiği kentin adıyla Stockholm sendromu olarak tanımlanmıştır. İlk başlarda Stockholm sendromu, rehinelerin kendilerini esir tutanlara karşı geliştirdikleri sağduyuya aykırı olarak nitelendirilen sempatik duygulara işaret etmek için kullanılmıştır. Sonrasında ise yeni vakaların tespit edilmesiyle anlamı zamanla genişlemiştir. Toplama kampındaki mahkumlarda askerlere ve gardiyanlara karşı, tarikat üyelerinde önderlerine karşı, fahişelerde kendilerini pazarlayanlara karşı, ensest mağdurlarında ebeveynine karşı, şiddete uğrayan kadınlarda kocalarına karşı gözlenen tuhaf ve anlaması güç bağlılık Stockholm sendromuna dahil edilmiştir. Bunun sebebi nedir? Nasıl olur da bir insan kendisi için yüksek derecede tehdit oluşturan ve kendine zarar veren birine karşı duygusal bağlılık hisseder? Nasıl olur da onu korumaya çalışır, eksikliğini özlemle hisseder ve onun ardından yas tutar? Dahası nasıl olur da bir terör esiri zaman içinde kendisini esir edenlerden biri haline gelir? Stockholm sendromunun evrimsel avantajıdır. İnsanlarda Stockholm sendromu olarak tanımlanan bu tepki türüne, kimi sürüngenlerde ve insan dışındaki memelilerde, özellikle de şempanzelerde de rastlanmaktadır. Bu durum, konunun insanlarla sınırlı olmadığını, evrensel tarihin bir parçası olduğunu düşündürmektedir. Michael Chang, baskın bir erkek tarafından saldırıya uğrayan maymunların saldırıdan sonra kendisine saldıran bu maymuna sığındığını belirtir. Ona göre bunun nedeni şiddete uğrayan maymunun kendi güvenliğini sağlamaya çalışmasıdır. Maymun, bulunduğu ortamdaki en güçlü maymunun hangisi olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Hayatta kalmak için gruptaki güçlü bireye biat etmesi gerektiğini anlamıştır. Yenilen maymunun muhtemelen aciz, yaralı, güçsüz olduğu izlenimi uyandırmak için kendisini şiddetle tırmaladığı ve tırnaklarını yediği de gözlemlenmiştir. Benzer bir şekilde köpekler, güçlü bir köpek kendisine saldırdığında sırt üstü yatıp bacaklarını oynatarak yavru köpekleri taklit ederler. Bu şekilde kendilerinin bu güçlü bireye karşı ciddi bir tehdit olmadıkları mesajını verirler. Pragmatist perspektife göre Stockholm sendromunun kurban için işlevi kendisinin özgürlüğünü kısıtlamaya karşı geliştirdiği olumlu duyguları travma ile başa çıkma kapasitesini arttırmasıdır. Bu durumda birey o denli travmatik bir deneyim yaşamaktadır ki içinde bulunduğu yoğun stresi azaltabilecek tek durum kendisini esir tutanla geliştirdiği olumlu bağdır. Sugiyama'ya göre avcı toplayıcı topluluklarda kadınların rakip kabileleri tarafından kaçırılıp bir daha da kurtarılamaması durumu çok yaygındı. Evrimsel bir perspektiften bu durumda yaşam kalımın ve dolayısıyla gen aktarımının sağlanması için Stockholm sendromunun işlevsel olduğu düşünülebilir. Stoffel'in bu durumun kadınlarda ve gençlerde daha çok yaşandığına ilişkin bulgusu da bu açıklamayla tutarlıdır. İki farklı grubun savaştıktan sonra yenilen tarafta sağ kalanların kendilerini savaşı kazanan gruba adamış olmaları yaşam kalım açısından gayet makul bir açıklama gibi görünüyor.
toplumsal savunma mekanizmaları. Dee Graham, Stockholm sendromu ifadesini sadece bireysel travmaya karşı geliştirilen bir psikolojik tepki türü olarak sınırlamaz. Ezilen bir grubun ya da kitlenin travmatik bir duruma karşı verdiği tepkiyi de kapsadığını belirterek toplumsal ölçekli Stockholm sendromu ifadesini kullanır. Graham, özellikle kötü muameleye maruz kalan kadınların tutumuna odaklanır. Bu kadınların erkek şiddetinden kaçınmak için duygusal, fiziksel ve cinsel açıdan onları memnun etmek zorunda kalarak bir süre sonra bunu içselleştirdiklerine değinir. Bu içselleştirme, kadının durumundan ve ilişkisinden memnun olması, kendisine ezene bağlanması şeklinde ortaya çıkar. Dünyanın birçok kültüründe kadınlar, kendi seçimleri olmayan, belki kendilerinden çok yaşlı, belki de çok saldırgan bir erkekle evlendirilmelerine rağmen, akıl sağlıklarını koruyarak hayatlarını sürdürebilmeleri de bununla ilgili olabilir. Stockholm sendromuna göre kurban veya ezilen durumunda olan topluluk, kendilerini tehditle, şiddet yoluyla ve özgürlüklerini kısıtlamakla yoğun strese sokan kişilerin bakış açısını benimseyebilir. Bu durumda artık kendi bakış açılarına göre bir kurban veya ezilen durumunda değillerdir. İçinde bulundukları durum bir anda meşru ve doğru bir duruma, kendilerini ezen insan da aslında yanlış anlaşılmış bir kişiye, hatta bir tür kahramana dönüşür. Böyle bir dönüşüm size inanılmaz geliyor olabilir. Ancak sıra dışı durumlarda insanların tepkisi de sıra dışı olabilmektedir. İnsanın gerçekliği apaçık ortada olan bir duruma karşı bakış açısının travmatik olaylarla ne kadar ciddi bir şekilde değişebileceği ile ilgili bir araştırma Spikart tarafından yapılmıştır. Araştırmacı 2002 yılında Moskova Tiyatrosu silahlı 50 Çeçen militan tarafından basılıp içeridekiler rehin alındığında, hatta silahlı çatışma sonucu 130 rehine ve tüm saldırganlar öldürüldüğünde orada izleyici olarak bulunan insanların bir kısmının bu sanatsal bir gösteri olarak algıladığını belirtir. Ağır stres koşulları altında insanın bakış açısı bu koşulları ve onları yaratanları farklı bir şekilde kavramsallaştıracak şekilde değişir. İnsan bu yeni bakış açısı doğrultusunda davranışlarını da değiştirir. Mağdurların içinde bulunduğu olumsuz koşullardan kurtulma ümidi tükendiğinde göz önünde ve muktedir görünen bir güce bağlanarak her şeyi onun açısından, onun gibi düşünmesi durumunun toplumsal ölçekli yansımaları da vardır. Ezilenler bir yandan bu güç sahibi kişi ya da kişilerin gazabından korkarlar. Bir yandan da bu hiyerarşik ve güce dayalı ilişkiyi zihinlerinde normalleştirerek bilişsel açıdan çelişkilerini azaltırlar. Kendisine şiddet uygulayan eşini sevdiğini söyleyen kadınlar, tacize ve suistimale uğrayan çocuklar, ağır ekonomik ve hak ihlaline uğramasına rağmen totaliter bir yönetimi destekleyen kesimler bu duruma örnektir. Mağdur nasıl ezen tarafa geçer? Peki Hearst vakasında mükemmel bir örneğini gördüğümüz mağdurun ezen taraf haline gelmesine ne sebep olmaktadır? Mağdur kendisini baskılayan koşullardan kurtulmasına karşı nasıl hala bu kodlara göre hareket etmektedir? İnsan dahil her türün bireyleri doğdukları andan itibaren çevresel koşulları gözlemleyerek kendisine bir yaşam normu tasarımı oluşturur. Bu tasarımı kısıtlı ve dar bir çevrede oluştursa bile genelleme yaparak tüm dünyaya ve yaşama atfeder. Şiddete ve tacize uğrayan çocuklar bu şartlardan kurtulduklarında bile daha saldırgan ve karamsardır. Bu çocuklar suça daha eğilimlidir. Şiddete uğrayan kadınlar çocuklarını daha çok döverler. Uzun süre dezavantajlı koşullar altında yaşayan insanların daha da çok suça bulaştıkları bilinmektedir. Şiddetli, olumsuz koşullarda bulunan insanların bu davranışlarının nedeni elbette onların cinsiyeti, etnik grubu, ırkı ve benzeri değil, olumsuz koşullardan kaynaklanan yaşantı birikimleridir. Zira dünyaya ilişkin tasarımları dünyanın vahşi, adaletsiz ve kötücül bir yer olduğudur. Yaşam kalımlarını sürdürebilmek için kişiliklerini ve davranışlarını buna göre adapte etmişlerdir. Artık hayatın temelinin hiyerarşiye ve güce dayandığına inanırlar. Buna uygun hareket ederler. Bu şekilde bir zamanın mağdurları, ezilenleri, acı çekenleri, dünyanın nasıl bir yer olduğuna dair kötücül bir tasarım oluşturur. Hayatta kalabilmek için de bu tasarıma uygun davranırlar.
Bu insanlar ancak kendi tasarımlarına uygun hareket ettiklerinde güvenli ve göreli özgür olduklarını hissederler. İnandıkları kurtuluş yolu, güce sahip olup onu diğerlerini baskılamak için kullanmaktır. Böyle insanlar adalete değil, hiyerarşiye inanırlar. Artık tutsak değil, özgürdürler. Mağdur değil, muktedirdirler. Evrimsel, psikolojik ya da sosyolojik açıklamaların hepsinde mevcut ortak bir noktadan söz edilebilir. Kendini seçeneksiz hisseden birey yeni şartlarına adapte olur. Çünkü her bir canlı türü için hayatta kalmanın odak noktası çevreye uyum sağlamaktır. Bu çevresel şartlar ne kadar sıra dışı olursa birey de o kadar sıra dışı bir uyum yapmaya çalışır. Birçok durumda da sağladığı uyum sadece davranışsal boyutta kalmaz, düşünsel, duygusal bir dönüşüm de geçirir. Bir insanın yüksek dereceden bir tehlikeyle karşılaştığında doğal içgüdüsü, diğer türlerde olduğu gibi savaşmak ya da kaçmaktır. Bu, tüm hayvanların en temel dürtülerindendir. Ancak bireyin tehdit karşısında savaş ya da kaç seçeneklerinden ikisi de mümkün olmadığında seçtiği üçüncü bir yol olarak tehdit yaratan bireyin aslında tehdit olmayabileceği şeklinde düşünsel, duygusal dönüşüm onu hayata bağlar. Freud, yüksek tehdit altında bulunan bir insanın içinde bulunduğu duruma uygun savunma mekanizması geliştirerek kendisini tehdit edenle empati kurabileceğinden, bu şekilde zihnen tehdit edilenden tehdit edene dönüşebileceğinden bahseder. Yani mağdur, saldırganla empati kurar. Seçenekleri tükenen birey kendisine farklı bir seçenek yaratmış olur. Savaşamaz, kaçamaz. Ancak bakış açısını ve davranışını değiştirir. Başa çıkamayacakları bir durum, tehdit ya da şiddet altında köpekler sırt üstü yatıp bacaklarını sallar. Maymunlar tırnaklarını yer. İnsanlar ise boyun eğip diz çökerler. Onlara diz çöktürenlerse büyük olasılıkla bir zamanlar başkası için diz çökenlerdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.